Merhabalar. Bugün SolidWorks'te T şeklinde bir boru bağlantısı yapacağız. Tasarımını yapacağımız çizimimiz AutoCAD ortamında şu şekilde karşımızda duruyor. Hemen çizime geçmek istiyorum. Üst düzleme bir çizim açıyorum. Orta noktadan çizgi komutunu alıyorum. Şu şekilde merkezde düz bir çizgi çiziyorum. Daha sonra çizgi komutunu alarak dikey olacak şekilde 90 derecelik şöyle bir çizgi çıkıyorum. Bu oluşturmuş olduğum çizgileri yardımcı geometri olarak ayarlayacağım. Daha sonra arkadaşlar şu çizmiş olduğumuz çizginin uzunluğu 1000 milim. Şunu verelim. Akıllı ölçülendirmeden 1000 milimlik ölçüyü giriyorum. Şurada da 500 milimlik dikey bir çizgimiz var. Hemen bunu da verelim. Daha sonra çizimi onaylıyorum. Bu oluşturmuş olduğum çizgilere katılık vereceğim arkadaşlar, borumuzu oluşturabilmek için. Bunun için unsurlar, referans geometrisi, düzlem, ilk referans noktası olarak şu çizgimi seçiyorum. İkinci referans noktası olarak ise çizgimin uç noktasını seçiyorum. Ve onaylıyorum. Bu oluşturmuş olduğum düzleme bir çizim açıyorum. Çizim sekmesinden daire komutunu alıyorum. Ve şuraya bir daire çiziyorum. Dairemi akıllı ölçülendirmeden 500 milimlik bir ölçü veriyorum. Onaylıyorum buradan. Daha sonra unsurlar, ekstrüzyonla katı oluşturma. Şuradan tepe noktasına kadar olarak seçebiliriz burayı ve şu noktayı gösteriyorum referans olarak. Onaylıyorum. Bu düzlemi gizleyebiliriz artık bu aşamadan sonra. Kabuk komutunu alıyorum. Borumun iç boşaltmasını yapacağım. Her iki tarafını seçiyorum ve onaylıyorum. Şu şekilde içini boşaltmış olduk. Buradaki borumuzu da yapalım. Referans geometrisi, düzlem. İlk referans olarak çizgimi seçiyorum. İkinci referans olarak ise çizgimin uç noktasını seçiyorum ve onaylıyorum. Oluşturmuş olduğum bu düzleme bir çizim açıyorum. Çizim sekmesinden daire komutunu alıyorum bir kez daha. Ve şuradaki çizgimin uç noktasına bir daire çiziyorum tekrar. Akıllı ölçülendirmeden dairemin ölçüsünü 500 olarak veriyorum. Onaylıyorum buradan. Daha sonra unsurlar, ekstrüzyonla katı oluşturma. Yüzeye kadar olarak seçiyorum burayı. Yüzey olarak ise borumu seçebilirim. Burada sonucu birleştir kutucuğundaki tik işaretini kaldırıyorum arkadaşlar. Tek bir bütün halinde görünmesini istemiyorum. İki ayrı parça şeklinde oluşturmak istiyorum tasarımımı. Onaylıyorum buradan ve çıkıyorum. Bu oluşturmuş olduğumuz düzlemi de gizleyebiliriz. Bununla da bir işimiz kalmadı. Şuradaki boruma tıklayıp gizliyorum arkadaşlar.
Ve sıra geldi buradaki borumuzun iç boşaltmasını yapmaya. Gene kabuk komutunu alıyorum. Her iki tarafımı seçiyorum borunun ve onaylıyorum buradan. Az önce gizlemiş olduğumuz borumuzu ortaya çıkarabiliriz arkadaşlar. Ekstrüzyonla katı oluşturma bir sekmesinden göster diyorum. Fark ettiyseniz borumuzun şu bölümü kapalı görünüyor. Buradan da görebiliyorsunuz arkadaşlar. O bölmeyi açmamız lazım. Bunun için tekrar referans geometrisine ihtiyaç duyacağım. Referans geometrisi düzlem. İlk referans olarak şuradaki çizgimi seçebilirim. İkinci referans noktası olarak çizgimin bitiş noktası olan şu noktayı seçebilirim. Daha sonra onaylıyorum. Ve oluşturmuş olduğum bu düzleme bir çizim açıyorum. Daha sonra arkadaşlar şuradaki iç taraftaki borumuzu seçiyorum. Ve buradan objeleri dönüştür diyorum. Şuradaki dairemizi alt tarafa yansıtmış olduk. Bundan sonra unsurlar ekstrüzyonla kes. Şuradan yüzeye kadar olarak ayarlıyorum. Yüzey olarak ise şuradaki her iki daire arasındaki boşluğu seçebilirim arkadaşlar. Ve onaylıyorum. Gördüğümüz gibi iç boşaltmayı sağlıklı bir şekilde yapmış olduk. Bu düzlemi de gizliyorum. Bununla da bir işim kalmadı. Hatta şu çizgileri de gizleyebilirim arkadaşlar. Sketch 1, çizim 1'deki çizgileri de gizliyorum. Bu aşamadan sonra bir şey daha yapmak istiyorum. Şu borumu gizliyorum. Ve şuradaki bağlantı parçasının saç levhada açınımını görmek istiyorum arkadaşlar. Bunun için buna bir kesik oluşturmam lazım. Şuraya bir çizim açıyorum arkadaşlar, şu boşluğa. Ve çizgi komutunu alıyorum. Şu şekilde düz bir çizgi çizebiliriz arkadaşlar, yatay olacak şekilde. Ve onaylıyorum. Daha sonra oluşturmuş olduğum bu çizgime her iki taraftan öteleme yapacağım. Şuradan her iki tarafı seçiyorum. Kenarları kapatıyorum arkadaşlar. Dikdörtgen olacak şekilde. 1 milimlik bir genişlik verebiliriz. Onaylıyorum buradan. Daha sonra çizimime yaklaşıyorum. Şu ortadaki çizgimi siliyorum arkadaşlar. Delete yapıyorum. Kapalı bir kontür haline gelebilmesi için. Bu aşamadan sonra unsurlar ekstrüzyonla kes komutundan bu oluşturmuş olduğum kapalı kontürü tümünden keseceğim. Tümünden diyorum ve kesim işlemini yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar saç metal buradan büküm eklememiz lazım. Saç açılımını yapabilmek için. Şuradaki herhangi bir kesik bölmesini seçebiliriz arkadaşlar. Şu çizgiyi seçiyorum. Ve büküm ekle diyorum. Buradan düzleştir dediğimizde gördüğümüz gibi şu şekilde saç açınımını yapmış oluyoruz arkadaşlar. AutoCAD ortamında da göstermek istiyorum. Şuradaki borumuzu şu şekilde açmış durumdayız arkadaşlar. Şu çizimin aynısını AutoCAD ortamında da yaptık. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz nasıl yaptığınıza. Tekrar katlıyorum borumuzu. Şuradan alttaki borumuzu geri getiriyorum. Malzemeye bir özellik atayacağım arkadaşlar bu aşamadan sonra. Malzemeyi düzenle diyerek şu özelliği atayabilirsiniz arkadaşlar. İstediğinizi seçebilirsiniz buradan. Onaylayıp kapatabilirim. Ya da isterseniz arkadaşlar şuradan da bir renk tercihinde bulunabilirsiniz. Şuradan görünümler menüsünden metal sekmesini açıyorum. Ve şuradan
Şu özelliği verebilirsiniz arkadaşlar. Gövde olarak hepsine uygulayabilirsiniz. Arka plan rengini de istediğiniz gibi verebilirsiniz. F tuşuna basarak parçanın ekranı kaplamasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu çizimle alakalı anlatacağım başka bir şey kalmadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.